Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yaylada Kur'an sohbeti inşallah Teala. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin son ilahi kitabı. Önceki kitaplar zamanla değiştirildi, bozuldu, hükmü kaldırıldı. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli, hak olan, gerçek olan son kitap. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi Bakara suresinde Mevla bize buyuruyor bunun başında. Sizi billahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani bunlar kesik okunan harfler. Bunlar bir şifredir. Anlamı bilinmiyor bunların. Arkadan Mevlam buyuruyor. Zalikel kitabu. İşte şu kitap Kur'an-ı Kerim. La raybe fihi. Onun hak kitabı olduğunda kesin olarak bir şek şüphe yoktur Mevlam buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendi hak kitabı olduğunu kendi kanıtlıyor. Hüden lil müttakîn Allah-u Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim müttakî olanlara hidayettir. Müttakî Allah'tan korkanlar, tekva halinde yaşayanlar, işte Kur'an-ı Kerim buna hidayettir. Yine Mevlamız bize buyuruyor İsra ayet 9'da. İnne hazel Kur'ane. İşte şu Kur'an kesinlikle. Bu da Rabbim Kur'an-ı Kerim bir daha gösteriyor bizlere yani. Hazla işarettir şöylece. İnne de kesinlik. Mutlaka muhak anlamında. Mevlam buyuruyor. Kesinlikle şu Kur'an-ı Kerim yehdi hidayet eder. Hidayet insanı ulaştırır. İtihi akıbem en doğru yola insanı Kur'an-ı Kerim ulaştırır. Hadis-i Şerif'te geliyor. Kur'an-ı Kerim arşa uzanan Hablullah. Allah'ın ipidir Kur'an-ı Kerim. Kim Kur'an-ı Kerim yapışır sarılırsa o kişi hidayeti bulur dünyada ve inşallah ahiret cenneti bulur. Kur'an-ı Kerim'in dışında ne kadar inanç sistemleri varsa, ideolojik olsun, ne olursa olsun, bunun tabi hepsi sapıklık olmuş oluyor. Yani tek rehber Kur'an-ı Kerim'dir. Ve yübeşşirül müminin. Ve Kur'an-ı Kerim burada bir de müjdeliyor. Kimleri? El müminine müminleri. Bunlara Kur'an-ı Kerim müjde de veriyor. Hangi müminlere ama? Ellezine ya'melüne salihati. Ameli salih işleyen müminlere Kur'an-ı Kerim müjde de veriyor. Demek ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okusa da, ezberlese de, hafız da olsa, eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'i yaşamazsa onlara müjde yok. Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim müjdeliyor. Kimleri? Ameli salih işleyenleri. Kim Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa. Enne lehum ecren kebira. Onlara büyük ecir var. Buradaki büyük bize göre değil, Allah'a göre büyük. Yani bu çok düşündürücü bir ayet-i kerime bakınız. Çok düşündürücü. Mesela bir karıncaya göre, yumurta çok büyük bir karıncaya göre, yumurta bir dağ gibi görür karıncaya göre. Bize göre yumurta çok küçük bir şey, zayıf bir şey bizlere göre. Bize göre şu dağlar, tepeler muazzam büyük bir şey bizlere göre. Bize göre büyük. Ama Allah katında dünyaya bir nokta kalmıyor Allah katında. Şu muazzam kainatta. Bu kadar gökler, yerler, gökte galaksiler, yıldızlar, güneşler var. Bunlar Allah katında hiç sıfır kalıyor bunlar.
ki Mevlam burada buyuruyor. Kim Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa, amel işerse buna göre, onlara ecri kebir var. Büyük ecir. Büyük Allah'a göre büyük ecir var bunlar. Yani biz aşan bir şey bu. Tabi nedir bu da? İnşallah cennet ve cemalullah var bunlar. Bir hadis-i şerif okuyorum şimdi inşallah Tabarani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. El-Kur'an-ı Şafi'un. Kur'an-ı Kerim şefaatçıdır. Kur'an-ı Kerim mahşerde şefaat edecek Kur'an-ı Kerim'de. Biliyorsunuz mahşerde şefaat diye bir konu var, şefaat diye mahşerde. Yalnız bu şefaat da isteyen istediğine değil ama. Allah kim izni verirse, ki Mevlam buyuruyor, illa biiznihi. Hatta Mevlam baştan soruyor, men zellezi yeşfeu indehü, men zellezi, kimdir o kimse? Yeşfeu indehü, Allah'ın Allah katında şefaat edebilecek kimin haddine kalmış, kim edebilir? Yani sevdiğini edebilirsin. İlla biiznihi, Allah'ın izin verdiği kişiye şefaat edebiliyor. Bir peygamber, mesela Nuh Aleyhisselam, bir peygamber, büyük peygamber, oğlu Kenan'ı kurtaramayacak. Oğul, evladı. İster mi? İstemez tabii. Hanımını kurtaramayacak orada. İbrahim Aleyhisselam, babası, annesi kurtaramayacak orada. Ancak Allah kim izin verirse, onunla şefaat edecekler. İşte peygamberler, büyük evliyalar, büyük evliyalar. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'de mahşerde şefaç olacak. Müşeffeun. Ve Kur'an-ı Kerim'e orada şefaat da kabul olunacak. Kur'an-ı Kerim oraya gelecek. Konuşacak. Şimdi tabi bize göre Kur'an'da bizim bir kitap aklımıza geliyor Kur'an deyince. Yani sayfalara bölünmüş, harfle yazılmış. Tabi aklımıza bizim geliyor efendice. Aslında kağıtlar insanın imal ettiği madde kağıtlar. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, harfleri, sesleri, kelam anlamı Allah'a aittir. Yani Kur'an-ı Kerim iki başlı Allah kelamıdır Cezalı Kur'an-ı Kerim. Hem nazmı deniyor buna. Nazım dizilişi. Dizilişi. Hem mana anlamı. Kur'an-ı Kerim'deki harfler, kelimeler başka bir dile çevrilsin, ona Kur'an-ı Kerim denmiyor ona. Kur'an-ı Kerim'in meali deniyor. Kur'an-ı Kerim olmaz. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'ını koruması iki açıdan oluyor. Manen, nazmen. Nazım, kelimenin dizilişi. Arapça bile olsa bir kelime kaldırılıp yine başka kelime konsa o kelime Kur'an olamaz. Yani peygamber size bile olsun Kur'an-ı Kerim olamaz. Nazman böyle. Ve anlamı Allah kelamıdır. Yine şanühü. İşte Kur'an-ı Kerim mahşere gelecek, şefaatta bulunacak. Kimlere? Diyor ki, ya Rabbi, bu kulun beni okudu, işte şöyle yaptı, böyle yaptı, bendeki emirleri yaşadı ya Rabbi. Ben buna şahitim diyecek Kur'an-ı Kerim. Müşeffeun, şefaati kabul olunacak Mevlam buyuruyor. Men cealehu emamehu, kim Kur'an-ı Kerim'i önüne geçirirse, onu imam edinirse, önde edinirse, kadı ile cenneti, o kişi Kur'an-ı Kerim cennete götürecek. Kim Kur'an-ı Kerim'i önüne geçirir, onu imam edinir, önder edinir, yani kim Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa, onu uygularsa, Kur'an-ı Kerim bunları Allah'ın izniyle cennete taşıyacak. وَمَنْ جَعَلُوا خَلْفَهُ Kim de Kur'an-ı Kerim'in arkasına atarsa sâku ilenler onu Kur'an-ı Kerim'de Allah korusun cehenneme sevk edecek. Kur'an-ı Kerim yaşantılarımızda, inancımızda bir meyataşı öz bir kelimedir Kur'an-ı Kerim.
Demek kim Kur'an-ı Kerim'i önder kabul etti? Kim Kur'an-ı Kerim'i uydu Kur'an-ı Kerim'e? Kim Kur'an-ı Kerim'i uygularsa her işimizde, inancımızda, yaşantımızda, evlenmede, cemiyetlerde, alışverişimizde, cihadımızda, aile hayatımızda, her konuda ama, her konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim ne diyor acaba derse, onu uygularsak, o zaman Kur'an-ı Kerim o kişi elhamdülillah şefaat ediyor, onu cennete sevk ediyor. Bir gencin biri anlattı bana, ben de bir zamanlar çok gafildim dedi. Dünyayı çok seven, hırslı, ihtiraslı, yükselmek isteyen öyle bir kişiydim ben diyor. Bu gece aklına bir şey takılıyor. Bir hazine bulsam diye takılıyor. Bu arada bazı kişilere soruyor bu şimdi. Sen hazine bulsan ne yaparsın diye. Yani Allah'tan içine böyle bir duygu gelmiş bana. Soruyor bazı kişilere. Tabii herkes bir şey söylüyor bana. İşte şöyle yaşarım, böyle yaşarım, şunu mu yaşarım, yaparım. Hep dünya. Bir gün bana soruyor. Osman abi, ismi Osman'mış da. Osman abi diyor. Sen bir hazine define bulsan ne yaparsın diyor. Önce bir İslam alimine giderim, sorarım diyor bak şimdi. Aynı bu cevap veriyor. Yani sorarım. Ben bir hazine buldum. Şeriata göre, Allah'ın hükmüne göre ne yapmam gerek? Önce İslam alimine giderim, bir Müslüman alime giderim, inandığım alime giderim, bunu sorarım. Allah'ın kitabına göre, şeriat hükmüne göre ne yapmam gerekiyorsa bunu yaparım diyor bana. Bunun uyanmasına o vesile oluyor bakın bu sebebince. Aa demek ki diyor, her şeyi Allah'ın hükmüne uydurmak gerekiyor diyor. Hayatı memnun değişiyor ona böyle diyor bence. İşte hayatımızda her meselemizde, yani içeceklerimizde, yiyeceklerimizde, alışverişimizde, günlük yaşamımızda, aile hayatımızda, her konuda, her şeyimizde eğer önder olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul edersek, Kur'an-ı Kerim'e imam edinirsek, elhamdülillah Kur'an-ı Kerim hem bize inşallah şefaatçi olacak, hem de bakın şafir müşeffeun geliyor. Şefaatçi olacak, şefaate kabul olunacak. Ve kişi elhamdülillah cennete götürüyor, öne geçiyor, götürecek orada. Kim de Kur'an-ı Kerim arkasına atarsa, efendim Kur'an Allah böyle buyuruyor, yani buyuruyor ama diye ne olacak diye haşa. Yani nefsine uyumuş, sanki haşa başı boş kalmış böyle. Başı boş kalmış sanki. Halbuki her hayvan türü bile bir krala bağlı. Bir güvercin nerede yaşayacak? Yoksa nasıl olacak? Her hayvan türü bile bir kanuna krala bağlı. Her bitki bir krala bağlı. Her şey bir kanuna bağlı bunların. İnsan başı boş mu? Tabii değil. Yine Hadis-i Şerif delimeden buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hamiletül Kur'an Evliyaullah. Hamile-i Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i hamil olan, yüklenenler, Kur'an-ı Kerim'i taşıyanlar. Gerek ezberlemiş, gerekse okuyor. Fakat buradaki anlam Kur'an-ı Kerim'i yaşayanlar. Kur'an-ı Kerim'in hükmünü yaymaya çalışanlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i yüklenenler. Bu görev alanlar. Herkes tabii kendi çapında, herkes kendi yapabileceği ölçüde. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'e hamil olursa, Kur'an-ı Kerim'i önder kabul etti, Kur'an-ı Kerim'e yapıştı, Kur'an-ı Kerim'e yüklendi yani, Kur'an-ı Kerim'i taşıyıcı, yayıcı Kur'an-ı Kerim'e. Hem Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor, hem de Kur'an-ı Kerim'in hükmünün hakim olmasına çalışıyor. Eline gelir ölçüde. Nedir bunlar? Evliyaullah. İşte Allah'ın evliyası bunlardır Peygamber. Evliya bunlardır. Allah'ın kitabına sahip çıkanlar. Çünkü bunların görevi peygamber görevidir böyle. Eğer insanları hakka davetten, Kur'an-ı Kerim'in tebliğinden daha üstün kutsal görev olsaydı, Rabbim o görevi peygamberlere verirdi. Her peygamberin görevi ona verilen kitabullahı tebliğ etmek,
yaşamak, yaymak, onun hükmünü hakim kılmaktır. Femen adahüm. Kim ki işte bunlara düşman olursa buyuruyor Peygamberimiz. Yani bu Allah'ın veli kullarıdır. Evliyullah bunlardır. Kim bunlara düşman olursa, aleyhinde uğraşırsa, adallah. Allah onlara düşman olur. Ve men valahüm. Kim bunlara dost edinirse, severse, ona peşten giderse, fakat valallah, Allah o kimseyi dost edinir. Allah dost olur kişide. İşte yani Kur'an-ı Kerim'in gerçekten değerini takdir edemiyoruz yani. Edemiyoruz böylece. Şimdi günümüzde bazı kişiler tarihi şeylere düşkünler. Tarihi şeylere düşkünler kişiler. Mesela bir 300 sene önce, 500 yıl önce, hatta daha eskiye gittikçe bir elle yazılı bir kitap, bir yazı olsun, bu tarihi bir eser olduğu için fakat değerleniyor. Hatta bu yazı güzel okunmasa bile, anlamsız bir şey olsa bile, sırf tarih bir şey olunca bu tabii bir tarihi eser olmuş oluyor, fakat değerleniyor. Hele şöyle üstün bir kişiden, yani tarihte bilinen bir kişi, tarihte üstün bir kişiden, saygın bir kişiden, o kişinin el yazısıyla olduğu kesin olan bir kağıt parçası elimize geçerse, yani bugün milyarları aşar değeri, arttırmada aşar böylece. Düşünelim ki Kur'an Allah kelamı işte, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim, elhamdülillah. Bir alim şöyle buyuruyor, ey gafil insan diyor, sen de yolda giderken postacı karşıdan çıksa, sana sevdiğinden mektup getirse, tabi o zamanlar telefon olmadığı için ancak mektupla haberleşme oluyor zamanlar. Sen de yolda giderken çok sevdiğin, özlemini duyduğun bir dostundan sana postacı mektup verse yolda, ne yaparsın diyor. Evde okurum demezsin diyor. Hem açarsın yola diye. Hem açarsın okursun bunu diye. Sana Allah-u Teala mektup gönderiyor, bu arştan diye gönderiyor. Allah-u Teala size mektup gönderiyor. Sen gidip yıllar yaşıyorsun diyor. Hiç onu okumuyorsun bile diye böyle. Allah korusun. Kur'an-ı Kerim'i okumadan, öğrenmeden bir tane daha var Zübillah Teala böyle. Yani gerçekten çok acı bir şey var. Yani Kur'ansız gitmek bir şey. Mutlaka vermeye çalışmak için Kur'an-ı Kerim'i. Bir insanın içinde hiç Kur'an olmasa, bu kimse neye benziyor? Hadis-i Şerif Tirmizi'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnnellezî leyse fî cebî şimdi Kur'an. İnnellezî şu kimse ki, Peygamber diyor. Leyse fî cebî şimdi Kur'an, içinde Kur'an'dan bir şey olmayan kişi. Yani hiç Kur'an'a bir şey ezberlenmemiş, Kur'an'a ezberlenmemiş şey böyle. Kelbeytil haribi. Harap bir ev gibi Peygamber. Harap ev gibi. Yani bir ev artık terk olunan bir ev. İçine oturanı yok. Örümcek yuvaları, baykuşlar içine dolmuşlar. Toz toprak, camları kırılmış, çatısı akıyor. Harap bir ev neyse, demek ki bir kimsenin içinde Kur'an'dan ezber bir şey yoksa, o kimsenin de gönül alemi harap eve benziyor bakınız. Evet, korkunç bir şey Allah korusun. Uhud savaşının sonucunda orada 70 tane şehit verdi Uhud'da. Yani bu tabi o günkü Medine nüfusuna göre çok büyük bir şeydi. Korkunç rakamdı, 70 rakamı. Evlerin çoğundan bir şehit çıktı. Sonra İslam Medine'ye daha yeni gelmişti. Medine tabi kaynadı yer oynadı Medine. O kadar şehit verince. Şehitlerin defne gelince hem oraya defne olmuş şehitler. Uhud savaşı yapıldığı yere oraya gömüldü yani şehitler. Fakat her birine 70 şehide tek tek kabir kazılmadı arada. Çok olduğu için. Birkaç şehit bir araya gömüldü. Öyle yapıldı.
Böyle birkaç kişi böyle bazı zorun hali olur. Mesela büyük savaşta, büyük depremde bir hal olabilir bunlar. Eğer birkaç kişi bir kabire gömülürse bunun bir kuralı var. Bu kural nereden geliyor? İşte oradaki uygulamadan geliyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber şöyle yaptı Aleyhisselam Hazretleri. Tabi şehitler yıkanmaz şehitler. Yıkanmadı onlar şehitler böyle. Kanlarıyla, elbiseleriyle oraya gömüldü onlar. Yalnız namazları kılındı. Evet, namaz kıldır onların. Şimdi define gelince ön tarafı, kıble tarafı mezarın şimdi önü. Üç kişi oraya gömülecekse en eftali oraya öne gömülmesi gerekiyor şimdi. Hangisi daha üstün? Peygamber şimdi soruyordu. Üç tane şehit ya beş tane şehit yatıyor burada. Namaz hepsini kılınmış. Mezara konacaklar. Peygamber sordu şimdi bunları. Hangisi Kur'an-ı Kerim'i daha çok ezbere biliyorlar? Bakınız. Bu oldu. Ya Resulallah, şu arkadaşımız işte Bakara'yı biliyor, Âl-i İmran'ı şunu şunu biliyor, öbürü şunu şunu biliyor. Bu daha fazla biliyor mu? O peygamberi önüne koyun buyurdu. İkinci bileni arkaya, üç arkaya koydu. Hepsi sahabe. Hepsi şehit bakınız. Hepsi sahabe, hepsi şehit, hepsi şehit. Buradaki ölçü bu oldu böylece. Hangisi Kur'an-ı Kerim'den daha fazla ezberi biliyorsa, ne anlama geliyor bak değil mi böyle? Ezber biliyorsa, çünkü Kur'an ruhta kalıyor, unutulmuyor böyle. Ruhta kalıyor böylece. Ruhta kalıyor. Şimdi dünya bilgileri unutuluyor. Unutuyor bunlar. Ama Kur'an ruha yazılıyor. Gönle yazılıyor, unutulmuyor böyle. Orada kaldığı için ölçü bu oluyor. Yani demek ki elimizden gelir kadar inşallah Teala Kur'an-ı Kerim'den biraz daha fazla bir şey ezberleme çalışalım. Efendim işte bunu bilmem yeter mi? Evinde zeytinim var, yeter peynir almasana. Peynir de olsun yanına değil mi? Tereyağı da olsun daha da iyi olur böyle. Bunun için azı cemaatimiz. İnşallah böyle yapmaya çalışalım inşallah Teala. Bir insan Kur'an-ı Kerim ezberlerse ne olacak bakın şimdi. Tamamını ezberlerse şimdi olacak. Hadis-i Şerif Cami Sakir'in okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men cemi'al Kur'ane. Bir kimse gönlünde Kur'an-ı Kerim'i toplasa. Yani ezberlese. Bak Peygamber burada cema buyurdu. Toplasa. Bir insanın gönlünde Kur'an-ı Kerim'i toparlasa. Ezberlese. Mette'allahu bi aklihi hatta yemute. Bakınız. O kimsenin ne kadar yaşasın yaşasın, o kimse ölünceye kadar aklına bir zarar gelmiyor. Buna olmadık, olmamış işte de. Peygamber'in sünnetleri bakın. Bir kimse Kur'an-ı Kerim ezberlese, ama burada men cemi al Kur'an'a geliyor, Kur'an-ı Kerim'i toplasa. Yani Kur'an burasında unutmasa ama. Bak, bak şimdi bak böyle. Ezberlemiş, hafız olmuş, unutmuş ama. Onun günahı da çok büyük ama Allah korusun. Çok da büyük günah, aşırı günah büyük var. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okusa, ezberlese, unutmasa. Unutmasa, devamlı okusa ve bu kimse Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa, bu kişinin ne kadar yaşlı da olsa, ihtiyarlasa da, bu kimse aklına bir zararı gelmez. Unutkanlık gelmez, bunama gelmez. Aklı yaşar bu kimse bakınız. Hadis-i Şerif böyle. Yine bir hadis-i şerif hafıza ilgili. Hadis-i Şerif İbn-i Mace Tirmizi'de, bu Hadis-i Şerif'te. Men kara'el Kur'ane. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ım Hazretleri. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okusa fe hafizahu ve ezberlese. Önce tabi okuma gerekiyor, yüzünden gerekiyor. Yüzünden okusa, güzelce okusa. Sonra ezberlesem ve zelherehu ve bunu güzel ezberlese. Öyle yarım hafız değil böyle. Güzel ezberlese ve halle halalehu ve harreme haramehu. Kur'an'daki helalları helal kabul etse, onlardan yararlansa, haramı kabul edip ona sakınsa. Bakınız. Demek ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okusa, ezberlese
ve çok da ezberlese, yani kuvvetli kişi kuru hafız olsa yine yeterli değil ama. Ne yapacak? Ve halle halalehü. Kur'an'da Allah ne bize buyuruyor helalları? Ne kabul edecek? Her konuda. Haramı haram kabul edecek, ondan kaçınacak. Bir kimse bu seviyeye gelse dünyada, ne olacak? Edhalallahu cennete, Allah kimseyi hiç mahşere hesabı çekmeden cennetine koyacak, gidecek. Yani mahşere dikilmeyecek. Neye dikilmeyecek? Şimdi elindeki şu kağıtlarda ayet-i kerime yazılı kağıtlarda. Basit bir kağıda. Kur'an'da ayet-i kerime yazıldı mı kağıt ne oluyor? Kağıt kutsallaşıyor. O kağıt yere konmuyor. O kağıt abdest tutulmuyor o kağıt bence. Bir kağıt. Bir kağıt parçası. Bir ayet yazılmasıyla o kağıt kim kutsallaşıyor. Tabii ağaç da olsa ağaç kutsallaşıyor. Kemik kutsallaşıyor. İnsanın içi Kur'an-ı Kerim'in tamamı yazarsa ne oluyor? Yani gerçekten yani akıl emel bu sıra böyle. Allah katında o kadar kişi kıymetini Allah katında kıymetini. İçine Kur'an'ı yazmış, ezberlemiş, okuyor, yaşıyor, haramdan kaçıyor, günahdan kaçıyor yaşıyorsa edhalehullah cennete, o kimde o cennete girecek. Bakın şu anda Allah aklıma bir şey getirdi, bir olay aklıma getirdi. Şu anda bakınız Mevlam, hiç aklım yokken. Çocukluğumda, tahminim 6-7 yaşlarındaydım, o tahminimdi. Alapazarı'nda bir genç hafız vardı. Ama öyle hafız, ben az tanıyorum kendisini, öyle hafız ki yoldaydık hep Kur'an-ı Kerim okur. Her vakti bir camide kılar, mihraba geçer, ezana kadar Kur'an okur. Hep öyle hafız. Genç kendisi, o kadar Kur'an okuyan bir kişiydi. Az tanıyorum kendisini. Bu bir gün arkadaşlarla beraber Alabana Sakarya yüzmeye gidiyorlar Sakarya'ya. Yüzmeye gidiyorlar birkaç arkadaşlar. Hepsi hafız ama arkadaşları da. Yüzmeye Sakarya'ya gidiyorlar. Bu da Sakarya'ya bir atlıyor, çıkmıyor oradan. Orada kalıyor. Sakarya'da kalıyor. Tabii arkadaşlar tabii hemen koşuyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Etrafa haber veriliyor, köyden haber veriliyor, Alabana haber gidiyor. Bütün halk yığılıyor. Alp o zaman şehidi kişiymiş kendisi de. Bir halk muazzam yığılıyor ve bulamıyorlar. Jandarma geliyor. Şunlar bunlar bulamıyorlar bunu. Şimdi akşam üzeri babası yok mu? Annesi varmış. Arkadaşları alıyor elbiselerini, eve geliyorlar. Annesi ne bunlar diyor, anlıyor tabii durumunu. Ağlıyorlar. Anneciğim diyorlar. Teyzeciğim işte arkadaşımıza böyle böyle oldu. Suya girdi, çıkaramadık onu. Tabii ana yüreği tabii. İç yanı ağlıyor mal derken. Tam 3 gün aranıyor bunun cesedi Sakarya'da. İleriler, geriler her taraf aranıyor 3 gün. Bütün halk böyle. Suya giriyorlar, dalgıç özü getiriyorlar, bulamıyorlar. 3 gün sonra diyor ki annesi, beni Sakarya'ya götürün diyor. Beni Sakarya'ya götürün diyor. O zaman bir at arabası koşuyorlar. Bu kadınlar yani alıyorlar bunu. Bunu Sakarya'ya getiriyorlar. Bak aynı şey oluyor. İniyor arabadan. Nerede benim oğlum suya girdi? Gösterin bakalım bana yerini diyor. Diyorlar teyze buradan girdi diyorlar. Tam onun karşısına geliyor. Bir şey okuyor işinden. Bunu okumuyorlar. Elini kaldırıyor. Bir bağırıyor. Ya Sakarya! Üste bakma. Hani böyle bağırıyor ama. Ya Sakarya, benim hafızım bana ver diyor. O anda bak, vallahi billahi azim bakın, yemin ederim bak şu anda, o anda oğlu hemen çıkıyor dışarı, bak çıkıyor böyle. Ölmüş an tabii, o anda. Üst yer bağırıyor. Ya Sakarya, benim hafızım bana ver deyince, hemen Sakarya çıkarıyor. Çıkarıyor, böyle suyunu dalga dalga annesi önüne getiriyor bakın. Öne getiriyor. Hemen tabi alıyorlar, çocuğu alıyorlar, hafızını alıyorlar oradan. Yıkanıyor, şey yapılıyor. Şimdi mezara götürülünce, mezara gömülünce
Annesi de gelmiş, kenarda bekliyormuş. Cemaat gitsin, ben sonra geleceğim diyor. Her gitsin diyor, kimse kalmasın diyor. Cemaat dağılıyorlar. Oğlum başlarına geliyor. Oğlum, melekler gelene korkma sakın. Ben hafızım de. Ona sana soru soramazlar diyor böyle. Ve ona bağırıyor o şekilde. Allah şefaat etsin de inşallah. Şimdi gerçekten böyle bir hafız, Kur'an-ı Kerim'i okumuş, ezberlemiş, çok güzel ezberlemiş. Devamlı Kur'an-ı Kerim'i okuyor, Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor. Yaşayan kişi, hadis-i bakıyor Peygamber Hazretleri, edhalallahu cennete, Allah'ın doğrudan da direkt cennete koyacak. Ona ne kabirde bir soru var, melekler ona soramıyorlar ki Kur'an görüyorlar. Kur'an. İçi Kur'an sırf. Nur olmuş Kur'an-ı Kerim. Soramıyorlar. Hesap yok mahşerde. Hemen direkt cennete girecek. Bu kadar mı? Ve şef'ahu aşiretim ehli beytihi ve ehli beytinden ev halkı yakınlarından da 10 kişiye şefaatçi olacak bakınız. Küllühüm kad istevceben nare. Bu 10 kişi de kendini kurtaramayan, günah sebebi cehenneme girmesi gereken 10 kişiye şefaatçi bulunacak bakınız bence. Kur'an-ı Kerim'in. Tabii bizler mesela hepimiz hafız olamayız, ezberlemeyiz. Hiç olmasa ne yapalım? Elimizden gelip inşallah Teala ezberlerimizi çoğaltma çalışalım hiç olmazsa. 3 serisi 5'e, 6'ya, 7'ye çıkaralım. Ezberin çalışalım inşallah. Demek ki içim ne kadar Kur'an'ın fazla olursa o kadar kıymetli oluyor. Bir az şey okuyorum inşallah Sahih Müslim'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İnnallâhe. Allah Teala ve Cenab-ı Hazretleri yerfevu bihadere kitabı. Allah Teala Mevlamız bihadere kitabı peygamberi ya. Şu kitap ile. Şimdi bunu tabi burada buradan duruyorum burada. Gerçekten çok bir duygulu bir şey böylece. Peygamber bunu hesabına söylerken peygamber işareti parmağını onda böylece. Peygamber hesabına bihader kitabı. Allah Teala bu kitap ile Kur'an-ı Kerim ile Allah Teala ne yapıyor? Yerfeu akvamen. Allah bazı kavim toplumları yüceltiyor bakınız. Yerfeu refet yüceltme, büyütme, güçlendirme, kuvvetlendirme. Kimleri akvamen kavimleri toplumların milletleri. Demek ki hangi toplum, hangi millet Kur'an-ı Kerim'e yapışırsa, Kur'an-ı Kerim'le amel ederse, Kur'an-ı Kerim'i uygularsa bir toplumda, Kur'an'ın hükmü geçerse, Kur'an-ı Kerim'de, Allah o kavmi yüceltiyor. Ve de bi ahirine. Hangi toplumda Kur'an-ı Kerim'i terk ederse, Allah onları aşağılıyor, Allah onları helak ediyor, batırıyor. Zelil oluyorlar. Şimdi Kur'an'dan önce Araplara baktığımızda Araplar Mekke'de bir kabile var, Kureyş kabilesi. Medine'de de iki küçük kabile var. Evs, Hazreç diye. Bunlar çok o günü ölçülerine göre de gerek Mekke Kureyşleri gerek Medine'de yaşayan kabileler o günün ölçülerine göre dünyanın en basit insanları, yani geri kalmış, kalkınmamış, fakir, aç, susuz, vahşi, bilimsiz insanları. Kur'an-ı Kerim ile, bak ne oldu Kur'an-ı Kerim Efendimiz. Elhamdülillah, Medine-i Münevvere'de İslam devleti kuruldu. Anayasası tabi Kur'an-ı Kerim oldu. Kur'an-ı Kerim yaşandığı, Kur'an-ı Kerim okunduğu, Kur'an-ı Kerim uygulandığı
İslam yaşandı. Ki Medine'de bulunan devlet. Nedir o günkü Medine? Bugün için büyük bir köy gibi. Öyle bir yerde. O gün için. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hendek Savaşı yerinde kazılırken Peygamber'e haber verdi eshabına. Eshabım bana Rabbim gösterdi. Cebrail Aleyhisselam haber verdi. Yemen bizim olacak, feth olacak. O zaman Yemen de bayağı büyük devletti Yemen o zamanlar. Yine haber verdi. Şey, Şam ülkesi, Suriye oraları bizim olacak. Yine haber, üçüncü haber verdi. İran medayim benim olacak buyurdu. Orada bulunan münafıklar güldüler münafıklar şimdi. Dediler şuna bak dediler haşa. Kalkıp da bir Kureyş ile savaşmaya korkuyor. Hendek kazılıyor. Savunma savaşına çıkıyor. Medine çıkamıyor da. Kalkmış dediler Yemen'deki devleti yıkacak. Hele Roma ile savaşacak da Roma'dan Şam'ı Suriye alacak. Bir de İran o zamanlar süper güç bunlar. İran'ın da bahşehri meydan alacak. Gülme başladılar. Rabbim ayet-i kerimeyi gönderdi. Habibim söyle, Allah mülkler malikidir derken geldi. Ve gerçekten o gün orada bulunan sahabeler bunları gözle gördüler bunları efendim. Hatta o gün orada bulunan sahabeden birisi Medayin'i fethe gidiyorlar. Irak alındı. O gün İran orduları perişan oluyor İran orduları. Filler gelen orduları. İran muazzam 100 bin, 300 bin orduları perişan oluyorlar. İslam ordusu bir tepeye çıktı. Tam tepeye, zirveye gelince Medayin. İran o gün başyer İran Medayin. Medayin'i gördü sahabenin birisi. Orada bulunan sahabe durdu. Allahu Ekber. Allahu Ekber başladı. Tayyip oradaki Allah'a dediler. Ne oldu dediler. O zaman anlattı. Biz Medine'de Hendek kazarken Peygamber bize bunu haber vermişti. Yakında Medayin bizim olacak İran'ın başyeri buyurmuştu. O zaman biz bu iman ettik, inandık. Ama bizim bir hayaldi bu. Yani İran'la savaşılır mı İran'la? Süper bir savaşılır mı? Yine aynı şekilde mesela Osmanlılar ki yakın tarihimiz hepimiz bildiğimiz mesela Osman Gazi Hazretleri Osman Gazi Hazretleri Ertuğrul Gazi'nin oğlu tabii kendisi biliyorsunuz bunu da. Osman Gazi Söğüt'e doğdu. Bilecik'in Söğüt kasabasında doğdu orada. O zamanların da en büyük velisi o civarda Edip Ali Hazretleri'dir. Edip Ali Hazretleri. Hangi ülkede Kur'an-ı Kerim yaşanırsa, Kur'an-ı Kerim hükmü orada geçerse, Allah onlara yardım eder. Hep o günün, o dönemin büyük evliyaları orada toplanırlar. Edip Ali Hazretleri de, o da Söğüt'e geldi, Şam'dan geldi. O da Söğüt'e yerleşti oraya. Osman Hazretleri de daha çocukluğunda hep ona sohbetine giderdi. Giderdi. Hatta çoğu zaman yanında yatıp kalır kendisi. Osman Gazi 19 yaşına gelmişti. Yine Edip Hazretleri'nin dergihanda yattığı bir gece bir rüya görüyor kendisi. Rüyasında fakat çok açık, net rüya görüyor ama rüyasında Edip Hazretleri'nin göğsünden bir ay çıkıyor. Parlak ay çıkıyor. Osman Gazi'nin göğsüne giriyor. Kayboluyor. Az sonra Osman Gazi'nin göğsünden bir ağaç kök çıkıyor. Dalları bütün dünyaya yayılıyor. Alt ırmak açıyorlar. Irmak akıyor altından. Uyanıyor. Tabii hemen Edip Hazretleri söylüyor. Üstadın şeyini söylüyor. Hocam böyle bir rüya gördüm. İşte sizin göğsüne ay çıktı mı göğsüme girdi. Gülüyor Edip Hazretleri. O benim kızım Bala diyor. Benim kızım Bala. Artık benden çıkıp sana gelecek. O senin eşin olacak diye efendice. Kızımı sana verdim diyor ondan efendice. Kızımı sana verdim böyle diye. O ağaç da diyor senin soyundan neslinden öyle insan gelecek ki diyor. Dünya hakim olacaklar bunlar diye. İslam yayacaklar bunlar böyle diyor. Dünyanın en uzun ömürlü süper gücü Osmanlı Devleti bakınız. Diğer süper güçleri bir parlıyorlar, çekmiyorlar. Gidiyorlar. En uzun ömürlü süper gücü. Bir de en küçük hanedanı olan padişah nesli gelen bir de.
Osmanlı padişahı devam etti böylece. 36 padişah geldi. En sonu Somat Hazretleri, Şam'da onun türbesi. Şam'da türbesi, orada rahmet oldu kendisi. Sürgüne falan tabi gönderildi kendisi de. Osman Gazi Hazretleri öyle bir İslam'ı uyguluyor ki, İslam'ı uyguluyor ki öyle bir şekilde savaş en kritik anında durun diyor. Namaz kılınıyor. Namaz kılınıyor. Tabi Allah-u Teala bunlara yardım edecek mi? Allah'ın sebebini veriyor. O zaman Batı Anadolu Bizans'lara ait. Her ilerde tekfurlar diyorlar valiler. Tekfurlar, tekfurlar var. Bu tekfurlar birbirine geçiremiyor tekfurlar bunlar. Osman Gazi bunlardan burada yararlanıyor, bunlardan yararlanıyor. Allah'ın izniyle elhamdülillah. Fakat öyle oluyor ki bakınız, Bizans'ın hangi vilayeti ele geçirilsin, halk İslamlaşıyor ama. Yani Bizans'tan bıkmışlar. Ahlaksızlıktan, ağır regreden, onlara bıkmış halk, bıkmış onlardan. İslam gelince, bakın adalet ve İslam'a bakıyorlar. İslam'ın kuralları belirli. İslam'da eşitlik var. Kimse ayırmıyorlar bunları. Halkın İslam'a koşuyorlar. Hatta bir meşhur Kösem Yar vardır komutanlardan. Bu da tekfir kendisi. Aslında Rum kendisi, Romalı bir harama kayan tekfir kendisi. Kösem Yar bakınız. Kösem Yar bir tekfirken, yani bir valiyken, Roma valisiyken Müslüman oldu. Müslüman oldu. İslam ordusuna savaşa katıldı. Kösem Yar Gazi ismini aldı kendisi. İslam bu şekilde bunlar bence. Bir de Kur'an'la ilgili birkaç inşallah fıkıh konu var şimdi burada inşallah. Onlara geçeyim. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunulamıyor Kur'an-ı Kerim bakınız. Mevlam buyuruyor. Bismillah. La yemesu illel mutahhirun Mevlam buyuruyor. La yemesuhu illel mutahhirun. Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz ona dokunurlar. Mutahhirun. Bir de Kur'an-ı Kerim okunurken de hemen Kur'an-ı Kerim okunmuyor. Mevlamız buyuruyor bizlere. Nahl Suresi ayet 98'de. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'izâ kara'atel Kur'âne velâ bakınız. Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman burada hazif deniyor buna. Kur'an okumayı dilediğin zaman evet tüm kıraate Kur'an anlamına geliyor. Bir kimse Kur'an okuma başlayacak. Kur'an okuyacak. Ne gerekiyor? Feste'iz billahi mineşşeytanirracim elâbire bakınız. O şeytanın şey Allah-u Teala sığınım elâm diyor. Feste'iz billahi. Bunun için nasıl başlıyor Kur'an-ı Kerim'e? E'unzu billahi mineşşeytanirracim deniyor Kur'an'da. E'unzu billahi. E'unzu ben sığınıyorum. Billahi Allah'a sığınıyorum. Kimden? Mineşşeytan şeytandan. Öyle şeytan ki er-recim. Recim, Allah hafiften kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum deniyor. Bir kimse Kur'an okuma başlarken bu e'unzü'yü ki buna istiaze denir buna güzel söylerse o zaman o kimse Kur'an okurken daha Kur'an'a feyiz alır. Feyiz alır. O zaman şeytan karışamaz kişiye. Bir de Kur'an okunurken Kur'an-ı Kerim dinleme gerekiyor bakınız. Onu da Mevlam biri bizlere Araf ayet 204'te Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kur'el Kur'anı Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman festemiu lehü onu dinleyiniz. Ve nısıtı ve susun konuşmayınız. Bakınız. Bak Mevlam bir efendisi. Şimdi gerçekten yani bu böyle bakınca bir şey anlaşılmıyor baştan belki de böyle. Ama işin biraz bir içine girsek iş değişiyor şimdi. İş değişiyor. Şöyle bir toplumda
toplumda, evde mesela işte bir cemiyette, şunda bunda bir toplumda genelde herkes konuşur birbiriyle, konuşulur. Ama o topluma, salona, odaya çok değerli bir kişi geldi mi, o zaman bir susulur, değil mi? O kişiye konuşurken kimse karışmaz. Bir mesela validir işte, bakandır, şu bu neyse, dünya olur, ahiretlik olarak. Demek ki bir toplumda herkes kenarında konuşurlarken, o topluma çok saygın, değerli bir kişi gelip de o kişi konuşurken diğerler konuşmazlar. Hatta biri konuşacak olsa bile diğerler ona kötü göze bakarlar. Yani ayıp ediyorsun. Bak kim konuşuyor? Sus zaten bence. Şimdi bu açıdan baktığımız zamanlar değil mi ya? Konu okunuyor. Gerçi Allah konuşuyor anda. Allah'ın kelamı değil mi böyle? Allah kelamı okunuyor. Orada Allah konuşuyor. Cale konuşuyor böyle. Konuşuyor. Allah kelamı okulurken kalkıp da dünya kelamı konuşmak yani abi edepsiz en büyüğü olmuş oluyor. Yani sahip gerekiyor bu işe. Kim öyle buyuruyor bakınız. Ve izâ kur'el Kur'an'ı Kur'an okunduğu zaman fessemi'û lehû. Onu dinleyin. Onu dinleyiniz. Ve ensidû susunuz. Le'allekum turhamûn. Ancak kim merhamet olunursunuz. Rahmete kavuşursunuz. Ya bunun da bir de muhalif anlamı var şimdi. Bu nedir? Allah korusun, Kur'an okurken konuşan kişiyi rahmetten Allah korusun, mahrum kılar Allah korusun. Kur'an-ı Kerim dinlemenin sevabı da var mı şimdi? Kişinin okumuyor, dinleme sevabı var mı? Hadis-i okuyorum, Ramazan okuyan şerifi. Buyur Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Men istemi harfen min kitabillahi. Bir kimse Allah'ın kitabından Celle Şanlı'yı bir harf dinlese bakınız, harf. Nasıl harf olur? Mesela Kur'an'da var harfler, kaf mesela. Bir ayet aslında böyle, kaf. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'den bir tek harf dinlese, tahiren cünüp olmadığı halde dinlerse, bir insan cünüp halinde olsa, Kur'an-ı Kerim okunuyorsa gene dinleyebilir. Dinleyebilir. Kendi okuyamaz ama dinleyebilir. Mesela bir kadın da adet halindeyken evinde okunursa okunur. Kadının dinlemesinden bir zarar yok, sakınca yok dinlemesinde. Kendi okuyamaz. Fakat bir kimse böyle cünüp olmadığı bir halde, hele abdest olsa bir daha da makbul, okunan Kur'an-ı Kerim dinlerse, ne kadar? Bir harf dinlese, kütübet lehü aşru hasenatin, o kimseye o anda bir harfine 10 hasene yazılıyor. 10 hasene yazılıyor bir harfine. Mesela elhamdü dinledi. Elif, lam, ha, mim, dal, 5 harf. Elhamdü böyle. 5 harf. Bu kimseye 50 hasene, bir elhamdü kelimesine, tek kelimeye her harfine 10 hasene yazılıyor. Daha bitmiyor bak. Ve muhiyet anhu aşrı seyyiati. Aynı anda 10 tane de günah mahvolunuyor bak. Dedim mahv tamamen yok ediliyor. Hiç ameliyatına kalmıyor. Bakın böyle. Dinlemeden. Bir elhamda Fatiha'da ne kadar harf var? 140 harf var. 140 harf var bir Fatiha'da bakınız. Bir insan bir Fatiha'yı dinlese 140 harf var bir Fatiha'da. Her harfine bir hasene, 10 hasene. 10 tane günah mahvoluyor ama. Siliniyor. Daha yine bitmiyor bakalım. Devam ediyor. Verül fiyat dehü. Aşrı derecatin 10 daha derecesi yükseliyor. Yani bak. Bir harf dinlemek ile bu. 10 hasene yazılıyor, sevabı yazılıyor. 10 tane günah mahvediliyor. Yok ediliyor. Kişinin makamı da 10 derece artırılıyor. Kur'an dinlemede. Bir gün
Bir köyde oturan birisinin abinin öküzü ölmüş. Ölmemiş, hastalanmış ağır. Yazınmış bu da, Ramazanmış da. Bakıyor şimdi ev sahibi, öküz ağır hastalanmış. Ölecek yani, kurtulmayacak. Ne yapalım bir hanımına? Keselim. Burada ölmesin diyor. Kesiyorlar. Tabi o zaman buzdolabı donunca falan yok o zamanlar. Bakıyor öküz de, büyük öküzmüş de, bunu yiyemeyiz diyor. Çok bu. Yani kavuşsak da yine koyacak kabımız yok bu kadar. Ne yapalım bunu? Kadın çok cömert bir kadınmış. Diyor ki kocasına, bak bugün mübarek Ramazan diyor. Biz bunu da yarısını pişirelim diyor. Bu akşam diyor, iftara cemaati davet edelim diyor. Cemaati. O köyün de adeti, akşam namazı cemaatin camide kılınmış, onu eve giderlermiş o cami, köyün adetiymiş orada. Bu akşam diyor bunu yarısını pişirelim diyor. Cemaati iftara davet edelim diyor bu akşam bize diyor. Bunun üzerine peki diyor bunlar. Hemen öküzü kesip parçalıyorlar, kazanarak koyuyorlar bunun. Öküzün yarısı orada pişiriliyor. Bu arada bir de helva kavuruyor kadıncağız. Şimdi diyor ki ev sahibi olan kocası erkek, oğlu varmış 10 yaşlarında. Oğlum diyor, ben diyor camiye gidemeyeceğim. Anneye de yardım edeyim diyor, hazırlık için diyor. Sen yavrum diyor camiye git diyor. Namaz kılanları bize bu iftara davet et diyor. Dikkat edin burada bak. Oğlum diyor sen camiye git diyor. Namaz kılanları iftara bize davet et bu akşam diyor. Demek ki tek bir camiye gelmiş oluyormuş icabında, evinde kalıyormuş. Onlara davet et diyor. Çocuk peki babacığım diyor, koşuyor camiye geliyor. Namazını kılıyor. Hemen dışarı çıkıyor. Kapıya dikiliyor. İlk çıkan cemaat diyor ki amca durur musun bir dakika? Ne var yavrum diyor. Hoca ne okudu bugün diyor. Namazda Fatiha'nın sonra ne okudu Zamm-ı Sure diyor. Düşünüyor falan. Ben farkında değilim diyor. Ne sordun yavrum? Yok bir şey amca diyor. Geç sen diyor. Ama adam merak ediyor. Ya acaba sordu çocuk. Her çıkara bunu soruyor. Amca, abi. Hoca ne okudu Zamm-ı Sure? Bakınız iki kişi bunu biliyor. Şunu şunu okudu. İlk rekat okudu diyorlar. İkinci şunu okudu. Bir de okudun hoca biliyor. Ama cemaat durup bekliyorlar. Bakalım ne çıkar bunun altından diyorlar. Şimdi diyor ki bu çocuk üçüne. Babam size iftara davet ediyor bu akşam. Üçüne söylüyor. Yalnız bizim mi? Evet siz. Peki diyorlar şimdi bunlar. Çocuk üçünü alıyor. Eve gidiyorlar. Babası öküzün yarısını pişirmiş. O tabi bütün cemaati bekliyor şimdi. Bekliyor. Kaç tane sofralar olarak kurulmuş. Epekler kesilmiş, doğranmış. Epeklerden. Babası da bakıyor. İmam abi iki tane cemaat. Oğlum hani cemaat? Baba sen bana cemaat çağır demedin ki baba diyor. Namaz kanara çağır dedin baba diye. Bu da namaz kılmışlar diye. Şimdi gerçekten yani hep bu olay başımıza geliyor. Geliyor bu şekilde. Şimdi Hanefi mezhebinde hocanın okudu yeterli. Hocan okumuyor. Hocanın okudu yeterli ama cemaat dinlemesi de farz oluyor bakın izlemizde bizim böyle. Farz oluyor. Gerekiyor. Demek ki bir kimse namazın dışında bu hadis-i şerif. İlgili yani. Bir kimse namazın dışında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlese her harfinde bakınız. Okuyan kişi okuyor Kur'an-ı Kerim'i. İcabında bir yüz okuyor icabında. Okuyor. Ne yapıyor kişi? Can dinliyor ama. Orada aklını orada dinliyor. Her harfine melek ne yapıyor? Her harfine 10 sevap yazıyor hemen bak. Anında. Her harfine yazıyor böyle. Soldaki 10 tane günahı siliyor hemen artık. Yok ediyor. 10 derece artıyor. Bu namaz dışında. Namazda 100 katına çıkıyor bu. Namazda katıyor böyle. Bu kadar sevap büyük oluyor namazda. Bir de inşallah Kur'an-ı Kerim şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim. Onunla ilgili bir ayet-i kerime bakalım inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Yani ne anlama geliyor?
sonsuz, sınırsız bir hazine Kur'an-ı Kerim. Ne anlamı biter, ne bir şey biter. Bence. Yani bir kimse Arapçayı biraz insanı güzelce bilebilse, yani bilebilsek hepimiz inşallah, bir Fatih her okunuşunda neler çıkıyor. Mesela bir elhamdü kelimesinde. Elhamdü. Türkçe tam karşılığı yok bunun, Türkçe karşılığı yok. Övgü, medhi, hamd, şükür, şunlar bunlar deniyor. Verilemiyor böyle hiç. Şükür etmek başka, hamd başka böyle. Şükür o anda nimetle bağlantılı oluyor. Çok şükür bunu aldım. Çok şükür kurtuldum şundan ya da böyle hiç. Hamd başka. Allah hamd'e layık olacak hamd edilir kendisi Mevlam. Mevlam Rabbül Alemin. Birkaç kelime. Ama o anda o kişinin gönlüne alemler açılıyor, alemler. Alemler. Şu dünya bir alem. İnsanlar bir alem. Denizler başka bir alem. Balıklar başka bir alem. Karıncalar alemi başka. Kelebek alemi başka. Arıların alemi başka. Her birinin başka bir alemleri var. Berzah alemi başka. Dünyadaki insan varsa insanların çok daha kat kat çoğu berzah hayatında şu anda orada yaşıyorlar efendim. O berzah aleminde hiç imparatorlar var, krallar var, derebeyler var, kimler kimler de var orada. Allah Allah. Melekler alemi, cennet alemi, arş ferş alemi, yani binlerce alemler var kardeş. Her bir alemler var. İşte Allah Teala hepsinin Rabbi, bakın değil mi böyle? Yani ne anlam değil mi böyle? Hepsini yaratan, hepsini yaratan, hepsini yöneten, yönlendiren, hepsini tam hakimiyeti sağlayan. Kişi icabında insan başına bir hal geliyor kişinin. Mesela derim ki, kişi de boğulacak. Gemi sallanıyor, şu boğuldu. Uçak düşmek üzere tehlikesi var. Kişi böyle insan daha başka oluyor. Kişi ne yapıyor anda? Ya Rabbi hemen Allah'ım beni koru diyor mesela. Ne anlama geliyor bu? Yani Allah Teala kulu bunu görüyor, biliyor, Allah'ın gücü yeter o anda. Yani Yüce Mevlamız değil mi böyle şey? Karınca da öyle, karınca da bak değil mi? Karınca da öyle böyle şey. Aç kalan kapı da Allah'a sığınıyor böyle şey. Uçan kuş da Allah'a sığınıyor böyle şey. Berzah hayatında yaşayan Allah'a sığınıyorlar böyle şey. Ondan sonra sırf şu dünyayı incelemeye kalkarsak, nice varlıklar var. Şu bitkilerin rızkı var. Bitkilerin her bir rızkı var bunların da. Değil mi? Alemler. Mevla hepsinin alemi Rabbi. Ki Rabbi alem Mevlamız. Mevla'nın buyuruyor şimdi bize burada. İsra ayet 82'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünün Kur'an'ı. Ve nünün zilü minel Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'den beraber indiriyoruz. Tenzil. Burada nünezil tefil babından geliyor. Bu da keset için. Nünezil olsa bir defa indirim anlamı geliyor. Nünezil olsa. Nünezil bak burada şeddeli tefil babına giriyor. Peyderpey sürekli devamlı falan veriyor. Kur'an indiriyoruz, size ayet indiriyoruz. Mâhî ve şifâyün ve rahmetin müminîne. Mâh. Bir tek buradaki mâh'da öyle bir sırlar var ki bu mâh'da böylece. Elleti. Öyle Kur'an, öyle ayetler, öyle ayetler ki bir tek mâh'da Kur'an'ın özeti var şimdi burada. Huve, nedir onlar? Allah ayetleri. Şifâyün. Şifa bak. Allah indi ayetler şifadır. Burada şifaün buna nekre deniyor. Şifa olsaydı lam tarifi gelirdi. O zaman belirli anlamına gelirdi. Yani ancak bazı şeyleri şifa anlamına gelirdi. Şifa olsaydı. Burada lam tarifi gelmedi. Nekre geliyor. Şifaün her şey şifa bak. Maddi, manevi her şifadır. Kur'an-ı Kerim daha ve rahmetin bir de Allah'ın rahmetidir Kur'an-ı Kerim. Ama kimler için bu?
lil müminine, yani müminler için. Bu lam lam tahsis deniyor müminler için. Kur'an-ı Kerim şiha rahmettir. Ayet-i Kerim devam ediyor. Zalimler ise ancak onların zararını arttırır. Oraya girmeyeceğim, Kur'an'a girmeyeceğim şimdi. Şimdi bir kimse Kur'an'dan şifa istiyor. Bundan faydalanabilir mi? Kim faydalanır? Kimin elhamdülillah imanı varsa, Allah'a Kur'an'a imanı varsa, Kur'an yaşıyorsa, o kimseye Kur'an'a gelin şifadır. Ama zalimse, hatta bu da velay zalimine geliyor bakınız. İlla hasara geliyor. Zalimse, yani Kur'an'a imanı zayıf, Kur'an-ı Kerim'i yaşamayan kişi. Kur'an ne diyor? Namaz kıl diyor. Kılmıyor namaz. Ört başını diyor, açık başta geziyor. Ondan sonra efendim işte şu ayet okusan şifa olur mu? Olmaz. Kesin olmaz bak. Olmaz. Elham buyuruyor. Kur'an-ı Kerim şifadır. Hem de eşifadır. Şifa-ı nekre geliyor. Her şifadır, rahmettir müminlere. Şimdi Tefsir-i Kebir'de şöyle yazıyor. El-Anazur Batın Hazreti. Hastalık iki ayrı hastalık önce bir. Emraz-ı Batıniye, Emraz-ı Zahire deniyor buna. Emraz-ı Batıniye kalp hastalıkları. Hangi hastalıklar bunlar? Yani böyle bilin madde kalbi değil de inanç hastalığı. Yani bir kim inancı bozuksa, o kişi Kur'an-ı Kerim'i inceler, Kur'an-ı Kerim'i yapıştırırsa hastalığın kurtulduğu hidayeti bulur kişi. Bir de ahlakı mezmume sahibi. Yani bir insan ahlakı kötü ise kişi Kur'an-ı Kerim'i okudukça, yaşadıkça ahlakı düzelir. Nedir ahlakı kötü ahlaklar? İşte haset, kin, kibir, onur, benlik, aşırı dünya sevgisi, aşırı hırslar, yalancılıklar, şunlar, bunlar, kanaatsizlikler, acelecilikler, hep bunlar kalp hastalığı bunlar aslında. Neden? Çünkü Mevlam buyuruyor, ey kulum diyor Allah-u Teala, Hazreti Kudüs'ü de böyle Mevlam buyuruyor, sen bir şey acele edersin ama ben onu diledim, yarattım diyor. Bizde bir acelecilik vardır. İnsan bir şey hemen olsun ister hemen. Ama Rabbim öyle yapmaz böyle şey. Mesela bir meyve. Kişi bir ağaç falan dikiyor. Bakıyorsun ağaca, her sene bakıyorsun. Aa, meyve vermiyor. Hemen olsun istiyorsun. Bu olmuyor böyle şey. Her şeyin bir zamanı vardır. İşte önce Kur'an-ı Kerim emrazı batıniye şifa. Kalp hastalığı şifadır. Kişi inancını doğrultur. İnancı doğrulur. Ve işte ki o acelecilik, tevekkülsüzlük, sabırsızlık, haset, fesat, kin onlar gider kişiden. Allah teslim olurum. Bir de emrazı cismaniye diyor. Bedensel hastalıklar bunlar şifa konuyor. Şifadır. Hangi ayeti yoksa okusun konuyor. Çünkü burada ne geliyor? Şifa geliyor burada. Ayır Mevlam burada. Yani en şeyinden mesela Fatih-i Şerif. Bunu herkes biliyor bunu. Herkes bunu biliyor. Baş ağrısına, diş ağrısına, göz ağrısına, her hastalığa, her şeylere şifa bunlar böyle elhamdülillah. Ama tabii ne var ki bize ne kadar Kur'an-ı Kerim'i seversek, ne kadar ehli Kur'an olursak o kadar Kur'an-ı Kerim'e şifa diye bizden efendim. Lillahi Teala Fatiha.